Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Şunu sonuna kadar çektim çünkü benim memleketim çok soğuk. Bir de yeni duş aldığım için de şu şapkayı da takacağım arkadaşlar. Saçım ıslak olduğu için hasta olmamam lazım. Neyse, direkt konuya geçeceğim. Bugün dediğim gibi dünyanın en iyi sihirbazlık hareketlerini ifşalayacağız. Sırlarını size de öğreteceğim. Gecenin 3.20'si ve ben saat 1'den beridir bu bilgileri araştırıyorum. O yüzden umarım gelip biri bu videonun aynısını yapmaz. Neyse, hadi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. En baştaki hareketimiz birini ortadan ikiye bölmek. Birini ortadan ikiye bölme hareketi acayip böyle göz alıcı, çok güzel bir hareket gibi görünebilir. Ama aslında bu hareketin yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir tane sihirbaz asistanını ortadan ikiye bölüyor. Sizce bunun sırrı ne olabilir? Belki çoğunuz tahmin etti, belki çoğunuz tahmin edemedi. Ama olayın sırrı tam olarak da bu. Genellikle kutuda bir kadın zaten hazır bekliyordur. Diğer kutuya sadece asistan olarak görünen, sihirbazın yanında asistan olarak görünen kadın girer. Bacaklarını bükerek kafasını dışarıya çıkarır. Diğer kadın da zaten orada bekliyor. Ama o kadının ayaklarını geçirdiği zamanı ayarlayıp kendi ayaklarını da dışarı çıkarması gerek. Yani o kadın kutuya girip tam yerleşene kadar diğer kadın orada bekliyor. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer bir sihirbaz veya bir sihirbazın arkadaşı falan bu videoyu izliyorsa lütfen beni öldürmeyin. Sırlarınızı ortaya çıkarmak istemezdim ama güzel bir içerik olduğunu düşündüğüm için yapıyorum bu videoyu. Daha ölmek için çok gencim, daha 20 yaşına yeni gireceğim. O yüzden lütfen beni öldürmeyin. Şimdi de kaşık bükme. Resimde gördüğünüz gibi adam kaşığı iki parmağının arasında tutarak bükmüş. Bunun örnek videolarını televizyonda veya internette kesinlikle görmüşsünüzdür zaten. Adam parmağıyla kaşığı böyle tutuyor ve yavaş yavaş kaşık eğiliyor ya da bükülüyor ya da eliyle bir şeyler yaparak. Bunun birçok yöntemi var. Ama hepsinin de ortak bir sırrı var. Şu anda resimde gördüğünüz sır. Adam kaşığı parmağının arasında şu şekilde tutuyor. Ve burada bozuk bir para var. 5 kuruş falan tutuyor elinde ya da daha önceden ucunu kestiği bir kaşığın ucunu parmağının arasına koyuyor. Ve kaşığı şu şekilde yukarı doğru götürüyor. Ve şu taraftan baktığınız zaman sanki kaşık eğiliyormuş gibi görüyorsunuz. Bu da gördüğünüzde vay bu kadar kolay mıymış dediğiniz hareketlerden bir tanesi. Peki ya Michael Jackson'ın hareketi? Michael Jackson'ın bu hareketini hepimiz biliriz değil mi? Belki birçoğunuz bilmiyordur. Michael Jackson'a yabancıdır. Ama Michael Jackson'ın en önemli dans hareketlerinden bir tanesi bu. Buna lean deniyor. Lean hareketinin arkadaşlar sırrı ortada gördüğünüz resim gibi. Belki bu resimden fazla bir şey anlamadınız. Size anlatayım ve sonra da bir video izleteceğim. Atnalı gibi bir şey var değil mi ayakkabının tabanında? Ve yerde parkeye çakılmış bir çivi var. Ayakkabının o sivri ucunu parkeye dayıyor arkadaşlar. Ve dik durmasını sağlıyor ayakkabı. Şimdi anlamadıysanız da videoyu izleyin. Kesinlikle tamamen anlayacaksınız. Hani aslında benim hiç aklıma gelmezdi Michael Jackson'ın hareketinin böyle olduğunu. Ben gerçekten çok yetenekli olduklarını falan sanıyordum. Ama kaderin cilvesi böyleymiş. Beklemezdim Michael Jackson'dan böyle bir şey. Şimdi de acayip efsane bir şey var. Kalemle parayı oltudan ikiye delmek. Şu anda yanımda bir kalem veya para yok. Zaten genel olarak param yok. Hani şöyle bunu para olarak, bunu da kalem olarak düşünün. Şu şekilde tam peçetenin ortasından cetveli geçirdiğim zaman, pardon, paranın ortasından kalemi geçirdiğim zaman bu şekilde oluyor değil mi? Cetvel diğer taraftan çıkıyor. Ama cetveli çıkardığım zaman ortası delik oluyor. Sihirbazlar kalemi paranın ortasından geçiriyor ama paraya bir şey olmuyor. Bunun sırrı da acayip kolaymış aslında. Resimde gördüğünüz ikiye bölünmüş kalem çok kuvvetli mıknatıslar içeriyor. Kalemin ucunu elinin arkasında saklayarak parayı alttan böyle vurmuş gibi göstererek iki kalemin birbirine birleşmesini sağlıyor. El çabukluğu tabii ki de. Hani bizim için zor olabilir ama bunu meslek edinmiş insanlar için çok kolay bir hareket. Ve para sanki ortadan delinmiş gibi görünüyor. Sonra da el çabukluğuyla kalemi paranın ortasından çıkarıyor ve para sapasağlam. Benim burada amatörce deldiğim peçete gibi değil. Ama yeterli malzeme ve bilgi olduktan sonra sihirbaz olmak çok kolaymış. Ben de küçükken her zaman böyle sihirbaz olmayı falan hayal ederdim. Şu anda çok hüsrana uğradım. Tekrarlıyorum, lütfen sihirbazsanız beni öldürmeyin. Ve şimdi asıl bombalardan bir tanesi daha geliyor. Şu anda resimde gördüğünüz adam acayip güçlü değil mi? Hani tuğpayı şöyle tutarak havada duruyor. Adam ne kadar güçlü ya. Bütün yıl böyle kol kası çalışmış sanki. Ama aslında bunun sırrı da çok kolay. Size 1-2 saniye veriyorum düşünmeniz için. Bekliyorum. Düşünün bakalım. Yanlış. Belki de doğru, bilmiyorum. Aklınızı okuyamıyorum buradan. Resimde gördüğünüz gibi 3 çeşit şey var. Zaten bu tür illüzyonlarda her zaman yerde halı bulunur arkadaşlar. Halının altında da yere sertçe yerleştirilmiş bir demir parçası
demir parçası yukarı doğru giderek adamın kollarını ve oturması gereken yeri adama sağlıyor. Mesela bu resimde de yerde halı var değil mi? Çünkü eğer yerde halı olmazsa yere koyduğu parça görünür. Burada da aynı şekil yerde halı var. Burada da aynı şekil iki kişi üst üste çıkmış ama yine de yerde halı var. Bu biraz daha değişik gibi durabilir ama diğerlerinden farksız. Ve dikkatlice gördüyseniz bunların hepsini yapanlar çok bol kıyafetler giymiş. Çünkü bol kıyafet giymezse içindeki metal görünecek ve façası ortaya çıkacak. Aslında böyle bir şey inşa edip gideceğin Taksim'in ortasına var ya iyi para kırarsın ha. Ve atasözü olduğunu düşündüğüm sanırım atasözüydü. Bir laf var. Şapkadan tavşan çıkarmak. Sanırım değil ama öyle hatırlıyorum. Şapkadan tavşan çıkarma hareketi çok havalı ve neredeyse hepimizin bildiği bir sihirbazlık numarası. Ama aslında bu hareket diğerlerinden farksız bir şekilde çok kolay. Sadece çok fazla profesyonellik gerektiriyor. Ama olayın aslı gerçekten de kolay bir mekanizmaya dayanıyor. Ekranda gördüğünüz masada bir boşluk var. Sihirbazlık çıkarma numaralarında zaten her zaman ortada bir masa olur. Ve masada örtü olur. Ekranda gördüğünüz gibi dışarıdan içeri açılan masanın üstündeki örtünün altında bir tavşan var. Adam ilk önce şapkayı herkese gösteriyor ve insanlar bunun boş olduğuna inanıyor. Adam şapkayı gösteriyor ve insanlar bunun boş olduğuna inanıyor. Ama sonradan bunu masaya ters bir şekilde koyduktan sonra yaptığı bir el çabukluğuyla tavşanı şapkanın içine sokuyor. Aynı keza şapkadan güvercin çıkarmak da böyle yapılıyor. Ama böyle ceketinden güvercin çıkarmayı da araştırdım bulamadım. Onu da bulsaydım iyi olurdu aslında. Bu bir hayvan istismarı bana göre. Çünkü saatlerce bir güvercini buranda tutmak o hayvana yapacağın bir eziyet. Veya bir tavşanı masanın içinde kapalı tutmak. Hani hayvanın ağzına sıçıyorsun. Gerçekten bence hayvanlarla yapılan sihir çok kötü ve yanlış. Ben sihiri severim ama hayvanlarla olanı sevmem. Umarım siz de aynı düşüncedesinizdir. Ve uçan kadın. Uçan kadın sihiri aralarında en kolayı. Sadece birkaç saniye veriyorum size. Düşünün. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Tabii ki de bol bir kıyafet şart. Asistanın giydiği bol kıyafetin içinde aslında şu anda resimde gördüğünüz gibi bir çubuk var. Ama bu çubuk güçlü adamların hani havada durmasını sağlayan mekanizmadan farksız. Sadece biraz daha farklı şekillere sahip. Bu çubuk sayesinde kadın havada kalabiliyor ve adam genellikle böyle bir şu belimize takıp döndüğümüz şey var ya adını bilmiyorum. Onu da böyle etrafından geçiriyor sanki altında ip falan yokmuş gibi bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ama zaten altında sopa var. Şu anda resimde gördüğünüz gibi adamın genellikle şurasına soktuğu bir sopa. El çabukluğuyla şurası yırtık oluyor genellikle ceketlerinin. Ve el çabukluğuyla onu çekip ceketini kapatıyor. Ve biz de bunu görmüyoruz izleyiciler olarak. Çünkü sihirbaz bizim uzağımızda ve el çabukluğu yeteneği var. Ve benim favorim. Aralarında bir sürü muhteşem sihir vardı. Ama favorim olan da bu. Şu anda resmini gördüğünüz şey bir insanı 3 parçaya bölmeye yarayan bir cihaz. Burada da bir insanın 3 parçaya bölünmüş halini görüyoruz. Kadının eli bir tarafta, kafası bir tarafta ve ayağı da aşağıdan çıkmış. Adam da kafasını ortaya sokuyor. Allah Allah nasıl oluyor bu diyorsunuz değil mi? İyice bir şekilde bakmanızı istiyorum. Kadının kafası tam şekilde durmuyor. Biraz böyle duruyor değil mi? Hani biraz yandan duruyor. Sanki birazcık yana gitmeye çalışmış gibi, vücudu biraz zorlanıyormuş gibi. Bunun sebebi de arkadaşlar tam olarak bu. Kadın vücudunu esneterek 3 kutunun arasında duruyor. Bir taraftan elini, bir taraftan kafasını ve bir taraftan da bacağını çıkarıyor. Bu sadece vücut esnekliği ve zayıf olmaktan başka hiçbir şey değil. Ama yine de emeğe saygı diyoruz çünkü çok zor bir hareket. Hani bunu düşünmek de lazım. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bunun gibi video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Bak her videomda söylüyorum ama abi çok güzel bu son zamanlarda olan kanala ilgi ve artış. Hepinize kucak dolusu teşekkür ederim. Kucak değil kucak. Gerçekten iyi ki varsınız. Hepiniz adamın dibisiniz, kadının dibisiniz. Aslında adam deyince ikisini de içine alıyor ama yine de adamın da kadının da her şeyin dibisiniz. Çok teşekkür ederim her şey için. Ve gerçekten bu tür videoların serisini hani örneğin sosisin yapılımı, jelibonun yapılımı, sihirbazlık sırları ya da veya yabancı youtuberlarla ilgili şeyleri yapmak çok zor bir şekilde aklıma gelen şeyler. Bayağı oturup düşünüp de bu içerikleri çıkardığım içerikler. O yüzden bu tür içeriklerin kopyalanmasını istemiyorum. Eğer bu tür içerikleri yapmayı düşünüyorsanız, sadece daha farklı bir içerik yaparsanız gerçekten mutlu olurum. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Ve şuraya tıklayarak, şuraya nereye bilmiyorum. Hop, sanırım şuraya. Evet, orada çıkan karta tıklayarak benim fesat testi videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Siz de fesat mısınız değil misiniz? Oradaki videoya tıklayarak, bak göstermeyeceğim. Oradaki videoya tıklayarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İşte.
İşte bak, doğruyu gösteren tek video herhalde bu. Bu şeyin için, bu beyaz şey için bana şey demişlerdi. Bu un değil aslında şey, banlılık yapan bir şey demişti izleyiciler. Banlılık yapan şeyden de olabilir. Hiç temizlemiyorlar mı burayı ya?